Her hafta Cuma günleri Kanal 38 ekranlarında yayınlanan Görmelisiniz adlı programda bu hafta yine göze dair önemli konular anlatıldı. Maya Göz Hastanesi göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Halil İbrahim Yener'in konuk olduğu programda çocuklardaki görme bozukluğu ve tedavi yolları değerlendirildi. Kanal 38 ekranlarında yayınlanan ve Hanife Çalışkan'ın hazırlayıp sunduğu Görmelisiniz adlı programın bu haftaki konuğu Maya Göz Hastanesi göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Halil İbrahim Yener oldu. Çocuklardaki görme bozukluğunun konuşulduğu programda özellikle katarakt ve anneden geçen bazı enfeksiyonların görme bozukluğuna neden olduğunu söyledi. Bu rahatsızlıkta erken teşhisin önemine dikkat çeken Yener, bir diğer önemli konununsa doğuştan kaynaklanan göz tansiyonları olduğunu vurguladı. Aslında çocuklardaki görme kaybının tespitini yapmak ama tabii ki zor diye yapılmayacak şeyler de yok. Aslında ilk baştan doğuştan itibaren bunu bir sırayla inceleyecek olursak, özellikle yeni doğan döneminde çocukların görmesi zaten çok azdır. Yani bunlar ışığı seçerler ya da şekil olarak işte yanına yaklaşan kişiyi seçerler. O yüzden belli bir yaşa kadar görmenin çok da iyi olmadığı çocuklarda bunu tespit etmek çok kolay değil. Sadece annesinin takibini yapıyor mu, yapmıyor mu ona bakılabilir. Özellikle prematüre dediğimiz erken doğan çocuklarda görme kaybı önem arz eder. Bu çocuklar 32 haftadan önce doğmuş olanlar ya da 1500 gramın altında doğmuş olan çocukların kesinlikle göz arkasında retina sinir tabakası dediğimiz tabakada damar yapılarının oluşup oluşmadığını kontrol edip bakmak lazım. Evet. Çocuklarda görme bozukluğu yapan bir diğer unsurun travmalar olduğunu ifade eden operatör doktor Halil İbrahim Yener, çocuklar bunu aileden saklayabilir. Fakat çocuğa ayrıntılı sorulunca alınan darbeler ciddi etkilenmeler yapabilir. Aynı zamanda travmalar katarak da yapabilir dedi. Yine farklı bir çocuklarda görme bozukluğu yapan bir durumda maalesef travmalar, göze alınan darbeler. Çocuk göremediğini aileye söyleyemeyebilir. Bir darbe almıştır, bunu aileden saklayabilir. Evet. Biz bunu muayenede ya bu çocuğun gözüne bir şey oldu mu diye sorduğumuzda aile hayır hiçbir şey olmadı da diyebilir. Fakat çocuğa ayrıntılı sorulduğunda alınmış olan bazı darbeler dışarıdan belli olmasa bile gözün sinir tabakasında ciddi etkilenmeler yapabilir ve tedavisi zor olan görme bozukluklarına sebep olabilir. Aynı zamanda travmalar katarak da yapabilir. Evet. Göz tümörlerinin de hem görme kaybına hem de hayati tehlikeye neden olabileceğinin altını çizen Yener, bunların tedavisi mümkündür. Göz tümörleri içinde hızlı seyredenler olduğu kadar yavaş seyredenler de vardır. Her zaman tekrarlıyoruz, erken teşhis çok önemli diye konuştu. Özellikle yaşamın ilk 2 yılı içinde görülme ihtimali daha yüksek olan bazı göz tümörleri var ki, bunlar erken dönemde tedavisi mümkün olan tümörlerdir. Görme azlığı yapmasına rağmen gözü kurtarmak, hatta hayatını kurtarmak açısından çok erken dönemlerde bunları yakalayıp tedavilerini yapmak lazım.